Girme gerek yok orada. Merhaba başkanım. Yukarı bak. Çek abi, çek. İlk çek. Temsilcileri, meclis üyelerimiz ve çok değerli muhtarlarımız, değerli eşleri, çocukları, yakınları, hısım akrabaları, bürokrat arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize iyi günler, sağlıklar, esenlikler diliyorum. Bizler Müslümanlar için kutsal olan Ramazan ayının birinci gününü idrak ettik. Çok üzücü bir gün geçirdik dünden itibaren. Filistin'de yapılan saldırı 60 tane dindaşımızın, insanın katledilmesi
birçok yaralının olması ve Ramazan arifesinde bunun yapılması son derece manidardır. Hepimizi düşünceye sevk etmesi gerekmektedir. Bu emperyalist güçler, güçlü devletler, Orta Doğu ve civarındaki doğal gaz ve petrol yatakları için gözlerini kırpmadan kargaşa çıkartabiliyorlar. Dün olduğu gibi katliamlar yapabiliyorlar. Bunun savunması, buna karşı durmanın bir tek yolu var sevgili hemşehrilerim. O da hepimizin mezhebine, etnik kökenine, nereden geldiğine bakmadan 81 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının birlik, beraberlik içerisinde olmasıdır. Bunu sağlayabildiğimizde ancak bu kötü niyetli ülkemizin önüne ülkemizin üzerine çökmüş kara bulutları ve kötü niyetlileri kovalayabiliriz. Benim Ramazan ayında küskünlüklerin, dargınlıkların giderildiği, yardımlaşmanın en yükseğe çıkartıldığı ve inancımızı tazeleyerek ruhumuzu daha da ileriye götürerek ama her şeyden önemlisi birlik beraberliğimizi sağlayarak ve bunu Ramazan'dan sonra da devam ettirmek üzere çalışmalarımızı eşimize, dostumuza, hısım akrabamıza iletmemiz gerekmektedir. Burada sevgili muhtarlarımıza büyük görev düşmektedir. Sevgili muhtarlarımız mahallelerinde insanları isim isim, ev ev ve diğer akrabalık ilişkilerine kadar tanıyorlar, biliyorlar. Hepimize görev düşüyor. Ben sözlerimi uzatmak istemiyorum. Tek söyleyeceğim söz, birlik olmak. İzmir'de biz bunu uzunca yıllardan beri başardık. İzmir'de kimse kimsenin nereden geldiğine, nereli olduğuna bakmıyor. Bunu başta muhtarlarımız, yerel yönetimlerimiz ve İzmir'in bütün insanlarına, 4 milyon 300 bin İzmirli'ye borçluyuz. İzmir gibi güzel, huzurlu bir kentte yaşamak ve bu kentin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yapmak hepimiz için büyük bir onur. Ben tekrar mübarek Ramazan ayınızı kutluyorum. Filistin'de şehit olanlara Tanrı'dan rahmet diliyorum. Nur içinde yatsınlar. Yaralılara da acil şifa diliyorum. Gazilere de acil şifa diliyorum. Bir daha böyle kötü günleri, kara pazartesileri yaşamayız diyor. Hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum.